Mısır'da Arap devriminin ardından düzenlenen ilk genel seçimlerde önemli bir ilk yaşandı. Yıllardır yasaklı olan Müslüman Kardeşler Örgütü yasallaşarak seçimlere katıldı. Gelen ilk sonuçlara göre ise hareket Özgürlük ve Adalet Partisi adı altında rakiplerinin açık ara önünde. Geçen salı sonuçlar henüz açıklanmamışken ÖAP'nin yeni başkanı parlamentoda çoğunluğu yakalayacak partinin hükümeti kurması gerektiğini açıkladı. Yeni parlamentoda çoğunluğu yakalayan parti hükümeti kurmalı. Bizce parlamentoda çoğunluğu oluşturacak bir koalisyon hükümeti en iyi çözüm olur. Müslüman Kardeşler devlet yönetiminde İslami referansların reddedilmemesi fikrini güdüyor. Seçimlerde Selefilerle kazanılmakta olan başarı da kurulacak hükümetin yapısı hakkında ipuçları veriyor. El Nur Partisi etrafında siyasallaşan diğer bir muhafazakar hareket Selefilerin seçim başarısında halka yaptıkları yardımlar önemli rol oynadı. Fakir ve yetimlere yardım eli uzatan birçok organizasyona sahibiz. Allah'a şükür birçok kişi bizi seviyor, onlarla ilgilendiğimiz için bizden yardım bekliyor. Selefi hareket ülkenin şeriat ve dini kurallara göre yönetilmesi taraftarı. Muhafazakarların yakaladığı siyasi başarı ise ülkedeki laik ve Kıpti kesimler tarafından endişeyle takip ediliyor. Gadel Tavra Partisi'nden Ayman Nur, hükümetin kuruluşunda tüm tarafların el ele vermesi gerektiği düşüncesinde. Siyasi seviyede takip edilecek yolun bir anayasa ve anayasayı tamamlayan yasalarla çizilmesi gerekli. Ancak bu yapıldıktan sonra mücadele sürecine geçilebilir. Fakat geçişin olabilmesi için bütün siyasi güçler eş güdümlü ve koordineli bir şekilde çalışmalı. Biz de muhafazakarlar, liberaller ve solcularla bunun yapılmasını istiyoruz. Sadece bu gerçekleştikten sonra hakiki mücadeleye girilebilir.